Bitkilerin yaşam döngüsü. Tohumun çimlenmesi, erişkin bir bitki olması, kendi tohumlarını üretmesi ve kuruyup ölmesi. Bunlar bir bitkinin yaşam döngüsünü oluşturan evrelerdir. Farklı bitki türlerinin yaşam döngüleri farklı uzunluktadır. Şimdi örnekleri inceleyelim. Örneğin kadife çiçeği. Bazı bitkiler aynı yılın içinde yaşayıp ölürler. Evet, kadife çiçeği aynı yıl içerisinde yaşayıp ölür. İlkbaharda canlanır, sonbaharda ölür. Sardunya için şöyle bir ifade var. Bazıları uzun yıllar yaşayabilir. Evet, sardunya uzun yıllar yaşayabilir. Bunları ağaçlar da uzun yıllar yaşar. Otsu bitkiler daha çok mevsimlik yaşayıp ölürler. Şimdi fasulyenin yaşam döngüsünü görelim. Fasulye tohum halinde bitki yeni tohumlar üretir ve ölür. Yeni tohumlar üretir, sonbaharda ölür. Tohum su tohumun içine kabuğundaki ufak bir delikten sızar. Tohum şişer ve kabuğu çatlar. Sonra tohum çimlenir. Çimlenme, kök toprağın derinliklerine doğru gelişir. Küçük bir filiz ışığa doğru büyür. Şurada ışığa doğru büyüyen filizini görüyoruz. Kökü toprağın derinliklerine doğru iniyor. Fasulye bitkisi ortaya çıkar. Fasulye bitkisi, bitkinin ilk yaprakları büyür ve kendi besinini yapar. Evet, yapraklarını uzatarak güneş enerjisiyle ve topraktan aldığı minerallerle kendine besin üretir. Sonra bitki erişkin olur ve kendi tohumlarını üretir. Çiçek açar ve bu çiçeklerden de tohum üretir. Böylece yaşam döngüsünü tamamlamış olur. Evet, hayvanlarda da buna benzer bir döngü vardır. Tabi uzun yıllar sürer. Doğar hayvanlar. Küçük yavruluk dönemi vardır. Sonra büyümeye başlarlar. Yetişkin olduklarında da kendi yavrularını yaparak hayatı devam ettirirler. Bir süre sonra da ölerek yaşam döngülerini tamamlamış olurlar.